Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu diz kireçlenmesi ve buna bağlı olarak gelişen diz ağrısı olacak. Size bugün yanlış bildiğiniz bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu kişinin klinikten tecrübe ettiğim kadarıyla, mesajlardan ya da yorumlardan gördüğüm kadarıyla kireçlenmenin tedavisi hakkında çok yanlış fikirleri var. Ve bu yanlış fikirleri değiştirmezsek işte o zaman proteze gidiş vaktimizi kısaltmış, daha erken yaşlara çekmiş oluruz. Bizim hedefimiz daha sağlıklı eklemlerle uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşamaksa, lütfen bu videoda söylediğim detaylara dikkat ederek videonun sonunda göstereceğim egzersiz programında örnek olarak edinebilirsiniz. Ancak videoma geçiş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin diz kireçlenmesi konusunu ele aldığımız videomuza devam edelim. Diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda birinci sırada karşımıza çıkan şeyin ne olduğunu söylediğimde siz de şaşıracaksınız. Ancak bilimsel çalışmalar, diz ekleminde kıkırdak dokuda bir gelişim elde etmek istiyorsak bu bölgedeki diz eklemini doğru bir şekilde yükleyebilmemiz gerekiyor. Yüklemekten kasıt şu ki eğer kireçlenmeyi tedavi etmek istiyorsak ilk yapacağımız şey egzersiz ve aktivite. Her zaman şunu söylüyorum. Diz kireçlenmesinde bazılarınız şunu kaçırıyor. Ben egzersiz yaparsam o bölgede zaten kıkırdak dokum hasarlı. Zaten bana doktor yumuşamış olduğunu söyledi. Bu durumda tamamen kendime zarar verebilirim. Dediğim gibi bilimsel çalışmalar bunun tam aksini söylüyor. Siz erken dönemde dizinize yavaş yavaş yük aktarmalı, yavaş yavaş kuvvetlendirmeye yönelik ve o bölgeyi aerobik egzersizlerle uyararak günlük yaşam konforunu artırmanız gerekiyor. Ve akla gelen bir diğer soru da aslında şu, bu konuda da çok yanılgıya düştüğünüzü görüyorum. Diz kireçlenmesinde egzersiz yaparken ağrı olabilir mi? Evet, ağrı olabilir. Ancak bu ağrı tolere edilebilir bir ağrı olmalı. Yani siz egzersizlerinizi yaparken biraz zorlanıyorsunuz. Biraz o bölgede hafif kas ağrıları oluyor. Ya da tam diz kemiğinin bu etrafında gösterdiğim alanlarda noktasal ağrılar oluyor. Ama egzersizi bıraktığınız anda bu ağrılar geçiyorsa, ertesi güne devam eden herhangi bir şişlik oluşmuyorsa, herhangi bir eklem kısıtlılığı oluşmuyorsa, diz kireçlenmesinde erken dönemde egzersiz yaparken dediğim gibi tolere edilebilir ağrılar yaşayabilirsiniz. Sanmayın ki diz eklemine zarar veriyorsunuz. Aksine çevre kaslar yavaş yavaş kuvvetlendikçe bu ağrı da ortadan kalkabilir. Bu da sizin muhtemelen yanlış bildiğiniz soru cevaplarından bir tanesi. Ve yine bunu hem sizi motive etmek adına söylüyorum hem de aktivite yaşamınızın bir parçası haline gelsin diye söylüyorum. Tabii ki kireçlenmeye neden olan birçok faktör var. Fazla kilolu olmanız, çok pasif bir yaşam sürmeniz ya da uzun süre aynı pozisyonlarda saatlerce çalışmanız. Zaten anne babalarınızda, onların anne babalarında ya da akrabalarınızda bu rahatsızlığın oluşu diziniz özelinde konuşursak kireçlenme konusunda sizi en yakın adaylardan biri haline getiriyor. Eğer dediğim gibi hayatımızla ilgili bazı şeyleri değiştirebilirsek ki bu en başta aktivite, aktiviteden tek kastım egzersiz de değil, dışarıda bir yürüyüş olur, yüzmeniz olur, eğlenceye gittiğiniz arkadaşlarınızla doğa yürüyüşleriniz olur ya da katıldığınız bir pilates grubu ile egzersiz yapmanız, yoga grubu ile egzersiz yapmanız olur, hiç fark etmez. Biraz daha aktif olabileceğiniz yaşam standardını belirlemeniz şu sonucu doğuruyor. Kireçlenme rahatsızlığı her zaman çok kötü şekilde sonuçlanmıyor. Bu ne demek? Bende bir kez kireçlenme başlamış. Artık bu ilerleyecek ve ben ileride bir protez hastası olacağım. Bu çok yanlış inanılan bir bilgi daha. Çünkü yapılan çalışmalar şunu söylüyor yine aynı şekilde. Dizinizde kireçlenme varsa bu süreci durdurabilir ve ilerlemesine engel olabilirsiniz ve protezsiz bir yaşam kendinize hazır hale getirebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için de iki farklı yönteme ihtiyacımız var. Bir tanesi aerobik egzersizler, ikincisi ise kuvvet egzersizleri. Dolayısıyla sizden ricam, eğer bu videoyu izlediyseniz ben artık iyileşemeyeceğim, ömür boyu dizimdeki kireçlenme artacak, kıkırdağım zaten yumuşamıştı, ortadan kaybolacak ve proteze gidecek, ameliyat olacağım ya da bende ağrı var, ben egzersiz yapmayayım, sürekli evde istirahat halinde kalayım ya da ben dizime yüklenirsem dizim gelişmez, aksine sakat kalırım düşüncelerini lütfen artık bir kenara bırakın. Bugün bu video ile birlikte yapabileceğiniz örnek bir egzersiz programı da paylaşacağım. Bu egzersizleri isterseniz haftada 3 kez,
kendi bedeninizin tolere edebildiği şekilde uygulayabilirsiniz. Ben size örnek tekrar sayılarını söyleyeceğim ama dediğim gibi vücudunuz ne kadar izin veriyorsa o şekilde ilerleyelim ve gelin şu disk kireçlenmesinin ilerlemesini durdurarak yaşam kalitenizi biraz artırmaya çalışalım. İlk egzersizimize düz bacak kaldırmayla başlayacağız. Birazcık bu bölgedeki kasların yoğun çalışmasına odaklanarak kalçadaki bükücü kasların kuvvetinden faydalanacağız. Dizlerimi bu şekilde büktüğüm pozisyonda ayak parmağını kendime çekip diğer dizimin seviyesine kadar bacağımı kaldırıp yavaşça bırakacağım. Bunu yaparken bacağınız çok ağır gelebilir. Özellikle bu kas grubu, yani burada gösterdiğim alan kuvvetsizse bunu yapmakta çok güçlük çekebilirsiniz. Ama sizden ricam en az 8 tekrar olacak şekilde. Yavaş yavaş bu egzersizi yapmaya başlarsanız birkaç gün içerisinde çok daha iyi hissederek yapabildiğinizi anlarsınız. Bir de şunu kontrol edin. Bu kireçlenme başlamış bacağınız olsun. Diğer bacağa geçtiğimizde 8 tekrarın sonunda. Bu bacakla daha rahat yapabiliyor musunuz? Kireçlenme olan taraf kuvvet kaybetmiş mi? Ve bu kuvvet kaybedişinin farkına varabiliyor musunuz? Düşünün, zaten problemli bir alan, bir de kuvvet kaybediyor, yaralanma 2 kat 3 kat hızlanıyor. Dolayısıyla hedefimiz hemen o bölgeleri kuvvetlendirmek üzerine olsun. Bu şekilde 8 tekrar en az olacak şekilde diğer dizimin seviyesine kadar düz bacak kaldırarak yaklaşık 2 set uygulamayla başlayacağım. Ama seviyenizi kendiniz belirleyebilirsiniz. 5 tekrar yapabiliyorsanız 5 tekrar yapın. Ancak bu diz bu şekilde bükülü olarak yukarı kalkmayacak. Ayak parmak ucunu çektim. Bacak kaslarımı, uyluk kaslarımı kastım. Daha sonra düz bacak kaldırmayı yapacağım. Hiçbir yerde dizimi gevşetmeyeceğim. Her zaman bacağım, uyluğum kasılı. Bu şekilde egzersizi gerçekleştireceğim. İkinci egzersizimde köprü kurmaya çalışacağım. Kalçamı iki bacağım eşit bir şekilde basıyorken düz bir hatta gelecek şekilde kaldırıp yavaşça bırakacağım. Kaldırıp yavaşça bırakacağım. Yine bunu da en az 8 tekrar yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Ama bunu çok rahat yapıyorsunuz. O zaman bir seviye ileri götürmek istiyorsak da bir bacağımı hafif ileri götüreceğim. Daha sonra aynı şekilde tekrar köprü kurmaya çalışacağım. Hem bu kalçamdaki dengeyi bozacak hem de bir bacağımın arka uyluk bölümünün daha çok çalışmasını sağlayacak. Yine bir seviye ileri götürdüğüm haliyle de en az 10 tekrar olacak şekilde bu egzersizi yapmanızı öneriyorum. Bir taraf yoruldu, dinlendireceğim. 8-10 tekrar sonra diğer tarafla devam edeceğim. Dediğim gibi bu bir seviye ilerisi. Eğer başlangıç seviyesindeysek ikisini yan yana yerleştirdim. Düz bir hat oldum. Kalçamı kastım. Dönüyorum. Kalçamı kastım. Dönüyorum şeklinde en az 8-10 tekrarlı bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Diz kireçlenmesinde en önemli kas gruplarından bir tanesi de kalça bölgesi. Dolayısıyla bir de kalça bölgesini aktive ederek devam edeceğiz. Bunun bir de ayakta versiyonunu göstereceğim. Ayak parmağını kendime doğru çektiğim pozisyonda yan yatıp bacağımı yine çok zorlamayacak, gövdemi öne atmayacak ya da arkaya düşürmeyecek şekilde yana açıp bırakacağım. Kalçamı yana açtım, parmak ucunu çektim, bıraktım. Aşağıdaki bacağımı özellikle biraz büküyorum ki dengem kaybolduğunda bana destek görevi görebilsin. İsterseniz bunda da çok daha iyi hissederseniz ayak bileğine bir ağırlık bağlayarak da yapabilirsiniz. Bunda arkaya düşerseniz bu sefer kalça değil, öndeki bu kalça bükücü kaslar çalışır. Biz biraz daha yana vursun, kalçamıza vursun istediğimiz için gövdemiz yine düz bir hat halinde çalışacak. Bunu da yine en az 10 tekrar olacak şekilde kendinizi zorlamanızı isteyeceğim. 10 tekrar olacak şekilde en az 3 set uygulamanızı isteyeceğim. Böylece yavaş yavaş kalça bölgesi de gelişerek diz kireçlenmesi olan alana destek olacak. Daha sonra eğer hedefim iyileşmekse vücut ağırlığında o bölgeye yük vermek zorundayım. Videonun başında da söylediğim gibi ne yapacağım? Dizlerimle hafif kalçamı arkaya çıkarıp sanki bir sandalyeye doğru oturuyor gibi oturup kalkacağım. Sırtımın sıkılığına dikkat edeceğim. Mümkün olduğunca dizlerimi, sırtımı koruyarak isterseniz arkanıza bir sandalye alıp sandalyeye de oturup kalkma şeklinde
En az 10-12 tekrar bu egzersizi yapmanızı isteyeceğim. Bu egzersizi ben çok kolay yapıyorum diyorsanız, hiç sandalye kullanmadan elinize bir ağırlık alarak da yine kontrollü bir şekilde 10-15 tekrar arası tolere edebildiğiniz kadar yapmanızı isteyeceğim. Bunu yaparken özellikle dizlerimi kontrol edeceğim. İçe kapanmasını, dışa açılmasını engelleyerek nizami bir şekilde yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi seviyenizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi herhangi bir duruma zorunda bırakmayın. Ve son olarak eğer merdiven çıkma güçlüğü yaşıyorsak ve bu kas grubunu birazcık iyileştirmek istiyorsak, diyelim ki sağ bacağımda problem var. İster bir yastık yardımıyla, isterseniz bir kutu, bir basamak yardımıyla, mutlaka duvar gibi bir yüzeyden destek alarak dengemiz bozulmasın diye. Hafifçe yükümü aktarıp sağlam bacağımla ineceğim. Hafifçe yükümü aktarıp sağlam bacağımla ineceğim. Bunu erken dönemde böyle ince bir yastıkla yapabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemde bir basamakta olur. Evde kitapları üst üste koyarak yapabilirsiniz. Size bırakıyorum nasıl bir sistem kuracağınızı. Ama mutlaka her iki taraf için de bu egzersizi yaparak merdiven çıkma halini kendimize hazırlamamız, kaslarımızı hazırlamamız gerekiyor. Erken dönemde bu biraz ağrılı olsa da ilerleyen dönemde çok daha kolay yapabilirsiniz. Yine bunu da tolere edebildiğiniz kadar 6-8 tekrarla başlayıp günde 2-3 set halinde uygulayabilirsiniz. Bütün bu programı haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Bir gün yaparsınız, bir gün yürüyüşe çıkarsınız. Diğer gün yaparsınız, diğer gün bisiklet binersiniz ya da yüzersiniz gibi. Aktiviteleri artık vücudumuza tanıştırmamız ve bunlara düzenli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. En az 4-6 hafta düzenli bir şekilde devam ettikten sonra ne söylemek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizde de diz kireçlenmesi varsa lütfen ama lütfen bu problemin farkına varın. Bu problemle ilgili hem kendinizi hem çevrenizdekileri eğitmeye çalışın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.